Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bugün Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında AYT konularından jeopolitik konuma geçtik. Jeopolitik konuda aslında bildiğiniz şeyler, çok kafanızı karıştırmayacak, çok zorlamayacak şeyler ama burada şaşırtıcı olan, farklı olan şey genel anlamda çok bilinmeyen ve coğrafya konuları müfredatına yeni katılmış konular olması bakımından biraz farklı gelebilir. O bakımdan şaşırmayın, şaşkınlık yaşamayın. Arkadaşlar, jeopolitik konu deyince önce kıtaların ve okyanusların önemindeki değişmelerden bahsetmemiz lazım. Şimdi kıtalar ve okyanusların önemi nasıl değişiyor dünyada? Şöyle değişiyor. Atıyorum siyasi, sosyal, coğrafi gelişmeler, yeni doğal kaynakların keşfi, yeni teknolojik gelişmeler ve ulaşım alanındaki değişimler oldukça etkili. Örnek vermek gerekirse, geçmişte Akdeniz üzerinden Avrupalı gemiler Hindistan'a ve Çin'e ulaşırken, daha sonra Akdeniz su yolu önemini yitirmiş, Ümitburnu, güneyden Afrika'nın güneyinden Atlas Okyanusu yolu önem kazanmış. Sonra tekrar burası önem yitirmiş. Akdeniz su yolu, Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte önem kazanmış. Demek ki coğrafi, doğal koşullarda yaşanan değişmeler, gelişmeler kıtaların veya okyanusların öneminde, coğrafi konumunda ciddi anlamda değişimlere yol açabiliyor. Bunun dışında gene ulaşım koşullarındaki değişim. Mesela geçmişte sadece kervan ticareti söz konusuyken, günümüzde arkadaşlar ülkeler arası transit ticaret var. Hatta ve hatta yüz binlerce tonluk yükleri büyük gemilerle, rorolarla, şileplerle ülkeler arası kolaylıkla nakletmek mümkün. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Doğal, daha doğrusu kıtaların ve okyanusların öneminin teknolojik gelişmelere, ulaşım koşullarındaki değişimlere bağlı olarak da farklılaşabileceğini gösteriyor. Ama bunların tamamının üzerindeki en önemli etken, hiçbir zaman unutmamamız gereken şey şu: ekonomik faaliyetler arkadaşlar. Nasıl ki coğrafyada diğer bütün olay ve olgularda da etkili olan en önemli konu ekonomik faaliyetler olduğu gibi, kıta ve okyanusların değişiminde önemli olan şey de kesinlikle ekonomik faaliyetlerdir. Mesela Ortaçağ Avrupa'sında ipekli kumaşlar, kağıt, porselen, değerli taşlar gibi ürünler Çin'de üretilip ipek yolundan kat edilerek Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Benzer şekilde arkadaşlar, Hindistan'daki baharatlar, biliyorsunuz Hindu kültüründe baharatlar çok önemli. Avrupa'ya geliyordu baharat yoluyla. Yine Sibirya üzerinden arkadaşlar kürk yolu. Kürk yolu diye bir yol vardı. Bu yol üzerinden getirilen hayvan kürkleri, derileri Avrupa'ya naklediliyordu. Bunlar kervan sürülerinin ve ticaretinin gelişmiş olduğu güzergahlarken, zamanla bunlar terk edildi. Günümüzde önemini büyük ölçüde yitirdiler. Çünkü artık motorlu taşıtlar ve yüksek miktarda yükler taşınabiliyor, gemilerle hareket edebiliyor. Bu yüzden geçmişteki bu Çin ve Hindistan'da üretilen malların Avrupa'ya kervanlarla getirilmesi olayı ortadan kalktı. Ama bundan daha önemli, daha karışık bir mevzu var. O da şu ki, yeni kıtalar ve yeni yollar, yani coğrafi keşiflerin başlamasıyla dünyada yaşanan inanılmaz değişim arkadaşlar. Bu değişim, İspanyolların Atlas Okyanusu'nu geçerek Afrika'yı dolaşma amaçlarıyla başladı. Bunun için arkadaşlar, Afrika'nın güneyinden dolanarak Hindistan'a, Müslüman ülkelerin elindeki egemen olduğu topraklara vergi vermeden geçmek için yaptılar. Yani burada özellikle Osmanlı, Türk İslam devletlerinin de oldukça önemli etkisi var. Bunların ciddi anlamda vergiler ve yaptırımlar uygulaması, Batılı kaşifleri, gezginleri, coğrafyacıları Afrika güneyinden dolaşmaya itti. Ve bu amaçla öncelikle Vasco da Gama Afrika'nın güneyinden Ümitburnu'nu dolanmayı başardı arkadaşlar. Daha sonra ise çok önemli bir kaşif, Kristof Kolomb
Atlas Okyanusu'nda sürekli batıya doğru gittiğinde dünya yuvarlak olduğu için başladığı noktaya geri döneceğini düşünerek arkadaşlar batıya doğru harekete başladı. 1492'de başlanan bu yolculuk sonucunda Batı Hint Adaları adıyla Antilleri, Antil Adaları'nı keşfetti. Antil Adaları'ndan sonra yoluna devam edip Amerika'nın Orta Amerika bölümüne geldi. O Orta Amerika kıstağına geldiler. Birkaç yıl sonra gezisine katılan Amerigo Vespucci adındaki coğrafyacı o Orta Amerika kıstağını aşarak diğer taraftan yeni bir okyanusun olduğunu gördü ve bu görüşle birlikte bulundukları yerin yani Christoph Kolomb'un ilk defa keşfettiği toprakların yeni bir kıta parçası olduğu Amerika adıyla anılan kıta parçasının keşfedildiğini dünyaya duyurdu ve bu tarihten sonra özellikle Batı Avrupalılar inanılmaz bir hızla milyonlarca kitleler halinde Amerika'ya göç ettiler. Başta Güney Amerika'yı İspanyol ve Portekizler, sonra Kuzey Amerika'yı İngilizler, Fransızlar ve Almanlar olmak üzere akın akın geldiler. Bunların dışında arkadaşlar yine milyonlarca siyahi insan, Afrika'daki gariban insanları silah zoruyla toplayıp Amerika'ya getirip işçi yaptılar, köle yaptılar. Bu sayede Amerika kıtasının inanılmaz bir nüfusu oluştu arkadaşlar. Bu dönemde denize açılan önemli denizciler işte Bertelmi Diaz arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz Bertelmi Diaz. Yine arkadaşlar Ferdinand Magellan biliyorsunuz dünyanın çevresinde turu atan ilk bilim insanı. Aynı zamanda kaşif Magellan turunu tamamlayamamıştı. Filipin adalarında yerlilerle yaptığı bir çatışma sonucunda öldürülmüş. Onun yerine yardımcısı Sebastian Delcano dünyanın çevresindeki turunu tamamlıyor ve bu tur çok önemli çünkü bu tur sayesinde dünyanın çevresinin dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu artık tartışmaya yer bırakmayacak biçimde kanıtlandı. Güzel bir harita var. Haritamızda hangi kaşfin nereden dolandığını görüyorsunuz arkadaşlar. İncelemenizi öneriyorum. Devam edelim. Yine arkadaşlar coğrafi keşifler sonrasında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının dışında yeni yerler keşfedildi. Bunlar Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika, Arktika gibi yerlerdi. Arkadaşlar bu sayede Akdeniz limanlarının geçmişte dünya ekonomisindeki, dünya ticaretindeki önemi, baskın gücü ortadan kalktı büyük ölçüde. Ve bu yolla arkadaşlar Avrupa'nın Atlas Okyanusu limanları çok önemli hale geldi. Mesela İngiltere limanları çok değer kazandı bu olaylardan sonra. Yine bir diğer konuya gelirsek arkadaşlar coğrafi keşifler aslında bir yönden iyi ama bir yönden de çok berbat bir durum. Niye berbat? Çünkü gelişmemiş toplumların birden gelişmiş batılı toplumlarla karşılaşması sonucunda batılı toplumlar rahat durmadı ve bunların hepsini köleleştirdiler arkadaşlar. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan bu köleleştirme ya da işte bilim dilindeki adıyla kolonileştirme süreci özellikle siyahi insanların tamamen alınıp satılabilen bir mal olmasına yol açtı. Bu korkunç gelişme şundan 30-40 yıl öncesine kadar devam etti. Hala dünyada 20 milyon kölenin olduğu düşünülüyor. Bu korkunç bir durum. Demek ki coğrafi keşiflerden bir tane en önemli olumsuz sonuçlarından biri köleliğin inanılmaz yaygınlaşmasıymış. Öncelikle İspanyol ve Portekizli köle tacirleri Afrika kıtasından akın akın köleyi Güney Amerika'daki plantasyonlara, büyük tarım çiftliklerine getirdiler. Buralarda üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Sonra Kuzey Amerika'da İngiliz ve Fransızlar arkadaşlar yine Afrikalı köleleri getirdiler, yerleştirdiler. Buradaki tarım alanlarında, plantasyonlarda çalıştırarak buralardan elde ettikleri malları Avrupa'ya naklettiler. Avrupa'da satılmasını sağladılar. Biz burada bir şeyden haberdar olacağız. Şimdi İspanyollar ve Portekizliler 16. yüzyılda birbirine girmişler. Niye? Çünkü Güney Amerika'nın paylaşılması noktasında
sömürgeciler, kolonyalistler birbirlerine girmiş. Demişler ki kardeşim bura benim, bura benim. Bu çatışmanın sonucunda bir grup heyet papaya gidiyor ve papaya diyor ki papa gel bizi bu sulh yoluyla bu sorunu çözelim ve papa onlara şu öneri getiriyor. Tordesillas çözümü, Tordesillas hattı diye bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya göre bu hattın batısında kalan yerler, o zaman için avantajlı olan yerler aslında Portekiz'e, doğusunda kalan yerler İspanya'ya veriliyor arkadaşlar. Bugün Güney Amerika'da yalnızca Brezilya'da Portekizce konuşulur. Bir daha söylüyorum. Bugün Güney Amerika'da yalnızca Brezilya'da Portekizce konuşulur. Bunun dışında bütün Güney Amerika ve Meksika ülkesinde İspanyolca konuşulur. Aklınızda bulundur bu Tordesillas anlaşmasının, Tordesillas hattının oluşturduğu bir durumdur. Aklınızda mutlaka bulunsun. Arkadaşlar 1550 yılında dünyadaki başlıca sömürgeci ülkelerdenmiş. Ama asla şunu unutmayacağız. Sömürgeciliğin temelinde özellikle Batı Avrupa ülkelerinin saldırgan sömürgeci kolonyalist anlayışı etkili. Ama öncelikle ilk sömürgeciler Portekiz ve İspanya. Portekiz ve İspanya'dan sonraki sömürgeciler arkadaşlar İngiltere ve Fransa, İtalya ve Almanya sömürgecilik sürecinin bütünüyle neredeyse dışında kalmış. Ta ki 1870'te Almanya birliğini ilan ediyor. 1850'de İtalya birliğini sağlıyor. Bu tarihlerden sonra biraz deniyorlar ama başarılı olamıyorlar. Sömürgecilik deyince aklınıza özellikle başlangıçta İspanya, Portekiz, sonra ise bugün de dahil İngiltere gelecek. Dünyada sömürgeciliğin merkezi İngiltere. Küçücük bir ada ülkesi olmasına rağmen üzerinde güneş batmayan United Kingdom İmparatorluğu'nun, yani devasa imparatorluğun ortaya çıkmasını sağlayan deniz kuvvetlerinde mutlaka İngiltere'yi bilmemiz lazım. Yine arkadaşlar Hollanda'yı unutmayın. Hollanda aklınızda bulunsun. Niye Hollanda önemli biliyor musunuz? Hollanda ve Belçika inanılmaz antipatik. Ben çok sinir oluyorum. Çünkü bu ülkeler dünyada köleciliğin sistematik biçimde yapıldığı, yaygınlaştırıldığı, uygulandığı ülkeler. İşte o Leopold diye bir kralları var, Belçika kralı. Yüz binlerce belki siyahi insan Afrika'da kolunu kestirmiş. Böyle vahşetlere imza atmış. Belçika ve Hollanda'da aklınızda bulunsun. Bunlar da sömürgeci ülkeler arkadaşlar. Onun dışında Asya kıtasının genelinde sömürgecilik söz konusu değil ama buradan mal ve hizmetlerin batıya taşınması, özellikle İpek yolu, baharat yolu, kürk yolu üzerinden söz konusu. Ama zaman içerisinde işte şurada Çin Hindi Yarımadası'nda, Kore Yarımadası'nda da sömürgecilik benzeri faaliyetlerinin yapıldığını bilmeliyiz. İşte 18. yüzyılda dünyada sömürgeler ve sömürgeci devletler. Bakın burada İngiltere dedik daha yine. Yüz ölçümü olarak çok gözükmüyor ama İngiltere'nin şu özelliği var arkadaşlar. Her gittiği yerde çatışmadan Batı Hint anonim şirketi diye bir şirket vurmuş. Batı Hint Adaları diye şirket vurmuş. Bu şirket her gittiği yerde arazi satın almış, köle satın almış, bir şekilde sömürecek yol bulmuş. Ne yapmış? İngiltere, Kuzey Amerika'nın tümünü, Avustralya kıtasının tümünü, Yeni Zelanda'nın tamamını, Hindistan'ın, ki Hindistan o zaman Hindistan, Pakistan, Endonezya, Nepal'i kapsıyor. Bu devasa kıta büyüklüğünde araziyi ele geçirmiş, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ele geçirmiş. Göründüğünüz gibi üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu devasa bir toprağa ulaşmış arkadaşlar. Bunun dışında İspanya'da, Fransa'da, Portekiz'de, Hollanda'da pek çok sömürge olduğunu görüyoruz. Bu sömürgecilik olayında en fazla etkisi bulunan ülke İngiltere, aklınızda bulunsun. Ama devlet olarak İngilizler işgal etmiyor. Bunu unutmayın. İngiltere daima aracı kullanarak, yani işte Batı Hint Adaları şirketini kullanarak ülkeleri, devletleri ele geçiriyor. Mesela Hindistan
O zaman da 1 milyar nüfusu olan devasa bir ülke, işte 4-5 tane şu anki ülkeden oluşuyor. Hindistan öyle bir sömürge haline getirmiş ki arkadaşlar, Müslümanlarla Hinduları o kadar birbirine kırdırmış ki ustaca. Yani anlatılır gibi değil. Sonuç olarak yüzyıllarca Hindistan'ı sömürgeleştirmeyi rahatlıkla başarmış İngiltere. Gelelim yeni su yollarına. Arkadaşlar, yeni su yolları denildiğince bizim aklımıza doğal yolla açılmamış olan, yani sonunda kanalı kelimesi bulunan su yolları gelecek. Mesela Panama Kanalı, Kiel Kanalı, işte Süveyş Kanalı gibi. Bakın, bunlar kanalı, yani insan tarafından oluşturulmuş doğal olmayan su geçitleri. Bir de boğazı var. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı veya Kerç Boğazı, Cemeli Tarık Boğazı, Bering Boğazı gibi. Bunlar doğal yoldan. Hani diyor bizim Konyalılar öyle der, kudretten Kadir Mevlam'ın hikmetiyle oluşmuş doğal su yolları arkadaşlar. Şimdi bunlardan en önemlisini, kanallardan en önemlisini aklınıza getirin. 1869 yılında Afrika ile Asya kıtası arasındaki Mısır'da, Mısır'ın Sina Yarımadası ile arasında yapılan Süveyş Kanalı, Akdeniz'le Kızıldeniz'i bağlayan dünyanın şurada en önemli su yollarından biridir. Niye dünyanın en önemli su yollarından biri? Hatta dünyanın en önemli su yolu. Çünkü Akdeniz'le Kuzeybatı Avrupa ülkelerinin, Asya ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine, Hindistan'a ve Orta Asya diyorum, Orta Doğu'daki petrol ülkelerine ulaşmasını sağlayan en kısa yolu sağladığı için Süveyş Kanalı çok önemli. Süveyş Kanalı 1869 yılında inşa edilmeye başlanmış. Osmanlı Devleti döneminde değil. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı biliyorsunuz arkadaşlar, Mısır valisi. Osmanlı'ya isyan etmiş, ele geçirmişti Mısır'ı. Onun zamanında Le Prez adlı bir Fransız mimar tarafından yapılmış oldukça önemli bir su yolu. Bir diğer su yolu arkadaşlar, şurada Panama Kanalı. Amerika kıtasının iki bölümünün en inceldiği sırtta, en inceldiği yerde, en inceldiği kıstakta Panama adında bir ülke var. Bu küçücük Panama ülkesindeki Gaton Gölü. Gaton Gölü'ne havuzlarla çıkıyor gemiler, diğer taraftan havuzlarla iniyor. Üç farklı seviyede havuza çıkıyor, üç farklı seviyede havuza iniyor. Arkadaşlar, burası dünyanın teknolojik bakımdan en güzel, en ilginç kanallarından birisi. Panama Kanalı eş kaplar deneyindeki su seviyesinin dengelenmesi metoduyla çalışır. Aklınızda mutlaka bulunsun. Panama Kanalı özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve işte Şili, Arjantin gibi ülkelerin batısındaki limanların, Avrupa limanlarıyla iletişimini sağlar, ama Süveyş Kanalı kadar önemli bir kanal değildir. Aklınızdan çıkartmayın. Yani hani bulunduğu yerde çok büyük faydası var. Amerika'dan çıkan bir gemi New York limanından Los Angeles limanına inanılmaz yolunu kısaltır, ama çok fazla bir ticari işlem yapılmaz. O yüzden bilin arkadaşlar, bu kanalın yapılmasıyla şuradaki Magellan Boğazı, burada bir Magellan Boğazı var, o Magellan Boğazı önemini kaybetmiş. Yine son yıllarda bir şey çıkmış, Panama Kanalı'na alternatif bir de Nikaragua Kanalı diye bir kanal yapmaya karar vermişler. Yine Orta Amerika'daki Nikaragua adlı ülkede. Şimdi Nikaragua deyince aklıma bir arkadaş geliyor. Biz ona şey derdik, Nikaragua satanist gerillası diye. Nikaragua Sandinistleri vardı ya, bu da Nikaragua satanistlerinden de arkadaşlar. Neyse, bu kalitesiz geyik muhabbetinden sonra, Nikaragua kanalı Çin tarafından yapılıyor. Çin arkadaşlar, Amerika ve Pasifik denizindeki ticari iş ve işlemleri, yani bu taraftan geçeceği gemileri buradan Avrupa'ya ulaştıracak. Buradan gelen gemiler de Avrupa'dan Çin'e ulaşacak. Müthiş bir plan. Panama Kanalı'nın tekelini kırmak için
Çin'in dünya ekonomi ve siyasetinde jeopolitikteki önemini arttırmak için yaptığı müthiş bir plan aklınıza mutlaka bulunsun. Panama kanalı, alternatif Nikaragua kanalı. Arkadaşlar, Orta Doğu ve Hazar bölgesinin stratejik önemi dendiğinde biz buradan şunu anlarız. Şimdi Orta Doğu şöyle bir yer. Ne var burada? Petrol var arkadaşlar. Kimde var bu petrol? Arkadaşlar şurada Libya'dan başlıyor. Bol bol Libya'da petrol ve doğal gaz var. Sonra Suudi Arabistan'da inanılmaz bol bol petrol ve doğal gaz. Yine Körfez ülkelerinde Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri inanılmaz petrol söz konusu. Irak'ı gerçi mahvettiler. Kan gölüne dönüştürdüler ama Irak dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biriydi şurada. İran yine çok değerli petrol yataklarının olduğu bir ülke. Hazar Denizi'nin doğusunda ve batısında yer alan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde yoğun doğal gaz ve petrol yatakları var. Dolayısıyla dünyanın şu petrolün hızla azaldığı günlerde en büyük petrol üreticisi, petrol çıkartıcısı yerleri Orta Doğu'da yer alıyor. Dolayısıyla Orta Doğu arkadaşlar dünya jeopolitiğinde, jeostratejisinde en önemli yerlerden biri. Çünkü burayı ele geçirmek, burayı kontrol altında tutmak, gücü elinde tutmak demek. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Hitler buraya en iyi komutanlarını gönderdi. Güneyden Rommel'i gönderdi çöller üzerinden. Kuzeyden Guderian'ı Guderian adında bir komutanı gönderdi ama ikisi de ulaşamadı Orta Doğu'ya. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu başka bir yolla sömürüyor. Para yoluyla, uluslararası para fonu, IMF yoluyla el koymuş bu bölgelere rahat rahat buralarda at koşturuyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ama yakın gelecekte Amerika Orta Doğu siyasetinde aşağıda verilen ülkelerden hangileriyle problemler yaşayabilir? A. Norveç değil. B. Türkiye. Bence çok zor. C. Çin. Kesinlikle. D. Rusya. Mutlaka. Demek ki Çin ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarına ciddi anlamda karşı çıkacak, çomak sokacaktır önümüzdeki günlerde. Hatta belki bir dünya savaşının başlamasının sebebi de bu olacak diye düşünülüyor. Arkadaşlar, ülkelerin dünya üzerindeki konumunun küresel ve bölgesel etkilerinden bahsedersek, şimdi bir ülkenin, bir noktanın veya bir bölgenin dünya üzerindeki yerinin ona kazandırdığı konumsal nitelikler var. Bunlardan biri mutlak konum, yani enlem ve boylam değerlerine bağlı olarak değişmeyen sabit coğrafi özellikler. Bunlara mutlak konum diyoruz. Efendim, ikincisi ise göreceli konum. Yani dünya üzerindeki herhangi bir noktanın, ülkenin, bölgenin bulunduğu yerin ona kazandırdığı değişken coğrafi niteliklere, değişken coğrafi vasıflara göreceli konum adını veriyoruz. Göreceli konum arkadaşlar pek çok şeye bağlı olarak değişebilir. Mesela stratejik değişimlere, yeni yolların keşfine, yeni ulaşım araçlarının kullanılmaya başlanılmasına, ekonomik güçlerin değişmesiyle değişebilir. Bu bakımdan birisini enlem boylama bağlı olarak değişenler, diğerini ise enlem ve boylama bağlı olarak değişmeyenler, diğer coğrafik kavramların tümüne bağlı olarak değişenler olarak aklımıza tutarsak kolayca öğreniriz. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunun bölgesel ve küresel etkileri denildiğince Amerika kıtası, Amerika Birleşik Devletleri adlı ülke bir taraftan Atlas Okyanusu, diğer taraftan Pasifik, yani Büyük Okyanus'a kıyısı olan güneyde arkadaşlar Meksika Körfezi, batısındaysa Büyük Okyanus'un Kaliforniya Körfezi'nin yer aldığı
Çok zengin, büyük bir ülke. Niye büyük bir ülke? Bir şey, bir kıtanın tümünü kaplıyor arkadaşlar. Amerika kıtasının, Kuzey Amerika'sının, özellikle Kanada ile birlikte neredeyse tamamını kapsıyor. Meksika hariç. Kanada'da tamamen Amerikan kontrolü altında olduğu gerçeğinden yola çıkılırsa, Kuzey Amerika'da Meksika hariç tamamen Amerika var. Yani bir kıtanın tamamını Amerika kapsıyor. Dolayısıyla bu ülkede inanılmaz zengin yeraltı kaynakları, petrol, doğalgaz, efendim kömür gibi madenler, bol bol göller, müthiş akarsular, hidroelektrik potansiyeli mevcut. Bunun dışında akarsuların bir kısmında büyük gemiler hareket edip ülkenin iç kesimlerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi ürünlerinin limanlara kolayca getirilerek dünya pazarlarında sunulmasını sağlıyor. Bütün bu coğrafi özellikler Amerika Birleşik Devletleri'nin inanılmaz biçimde gelişmesini, avantajlı hale gelmesini sağlamış. Zaten biliyoruz ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki en etkin siyasi güç, siyasi ve ekonomik odak Amerika Birleşik Devletleri. Bu durumun ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlak ve göreceli konumunun etkisini asla unutmamalıyız. Yine coğrafi keşiflerden sonra önemini kaybeden Mısır 1869'da işte o Mehmet Ali Paşa var ya, cin gibi cin, kurnaz, Osmanlı'yı mahvetti. Mısır valisi var ya, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. İşte babadan Mehmet Ali Paşa Süveyş kanalını inşa ettirdikten sonra Mısır yine dünya siyasetinde, jeopolitiğinde inanılmaz değer kazandı. Çünkü bütün dünyanın geçmek zorunda olduğu bir boğaz haline geldi Süveyş kanalı. Dolayısıyla petrol nakli, doğalgaz nakli, mal, ürün, hizmet nakli buradan gerçekleştiği için dünyanın en önemli su yolu Mısır'ın oldu. Mısır buradan çok para kazanıyor. Bak, çok güzel bir örnek benim. Harika bir güncel bir örnek. Arkadaşlar, 2022 yılının başında, tarihini tam hatırlıyorum ama 2021 yılının başında Süveyş kanalındaki bir gemi yan döndü ve toprağa oturdu, karaya oturdu. Bunun sonucunda Süveyş kanalı trafiğe kapandı arkadaşlar. Süveyş kanalı trafiğe kapanınca dünya ticareti 40-50 gün kesintiye uğradı. Belki daha fazla, tam tarihi emin değilim ama işte 2 ay dünya ticareti, gemi ticareti kesintiye uğradı. Bu çok büyük zararlar verdi ülkelerin ekonomisine. Niye? Çünkü bütün ticaretin düğümlendiği nokta Süveyş kanalı arkadaşlar. Gelelim Türkiye'nin jeopolitik konumuna. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendirdiğimizde öncelikle burada biliyorsunuz hep şöyle anlatılır. Türkiye 3 kıtanın kesiştiği yerde uygun iklimsel koşulların bulunduğu orta kuşakta Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yakıştığı noktada yer alan çok önemli bir ülkedir. Tabii bu doğru olmakla birlikte bunu tartışılabilecek yönleri de var. Çünkü bulunduğunuz yer size para kazandırmıyor. Yani bunun yanı sıra size aklı başında düzgün siyasetçilerin de olması lazım ki sizin bulunduğunuz coğrafi konumun, iklimin, yeryüzü şekillerinin, parasal getirisinin halkın yararına dönüştürülmesi de mümkün olabilir ama olmayabilir. Mesela biz bunun sancısını çeken bir ülkeyiz. Şimdi arkadaşlar, jeopolitik denilen şey küresel strateji demek. Jeo yer, politik biliyorsunuz ne olduğunu, siyaset arkadaşlar. Küresel siyasette etkili olan değişmeyen unsurlar, yani değişmeyen özellikler. Bir kere coğrafi konum değişmiyor, sabit bir özellik. Jeolojik, jeomorfolojik yapı sabit. Ülkelerin coğrafi şekli, yani bazı ülkeler küçük mikro top, bazı ülkeler makro top, atıyorum Rusya gibi, Kanada gibi. Efendim, değişmeyen bir özellik iklim, su kaynakları ve coğrafi bütünlük değişmeyen özellik. Burada coğrafi bütünlük önemli. Niye önemli? Mesela Hindistan geçmişte coğrafi bütünlüğe sahip bir ülke değildi. Atıyorum Endonezya veya Pakistan işte ayrılıyordu. Güneyli, Sri Lanka her bir kendi başına bağımsız mücadelesi verdikleri için bugün Hindistan
Aynı zamanda dini etkenlerin sonucunda birbirinden farklı 4-5 tane devletin olduğu bir ülke haline gelmiş. Demek ki coğrafi bütünlükte birbirine yakınlıkta oldukça önemli. Bir diğer faktör jeopolitikte değişmeyen unsur zaman arkadaşlar. Zaman her şeyin ilacı diyor ya. Şair ne güzel demiş. Cezaevinin duvarına yaslanmış. Zaman sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu intikam. Gerçekten de zaman her şeyi değiştiriyor. Buna benzer şekilde değişken unsurlar nelerdir? Ekonomi bir kere değişken. Bugün kötüsünüz, yarın iyisiniz. Mesela bunu Türkiye için söylemiyorum ama değişken. Almanya geçmişte kötüymüş ekonomide, şimdi dünya devi. Politik koşullar değişken arkadaşlar. Askeri özellikler kesinlikle değişebilir. Sosyokültürel değişim kaçınılmaz bir şeydir, aklınızda bulunsun. Ve en önemlisi bilimsel teknolojik gelişimde değişen unsurlardır. Demek ki biz bunları mutlaka bileceğiz. Arkadaşlar her sene AYT'de bir sorunun mutlaka çıktığı bir tablo. Şu anda gördüğünüz AYT'de kesinlikle bir soru çıkacak. Bu sene çıkacak. Demeyin sonra, Doğu Hoca bildi. Doğu Hoca bilmiyor arkadaşlar. Soru çıkıyor zaten. Bunu mutlaka bilin. Yine arkadaşlar bunlardan bahsettikten sonra Türkiye'nin Asya ve Orta Doğu üzerindeki yerini incelersek biliyorsunuz Türkiye 3 kıtanın kesiştiği yerde, hakikaten de Avrupa, Asya ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde 2 büyük deniz havzasının, yani eski kıtaların merkezinde yer alan Akdeniz ve Karadeniz havzalarının bulunduğu bir konumda yer alıyor. Bu konum Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getiriyor. Hem Asya üzerinden Avrupa'ya gelen karayolları, hem Avrupa'ya ulaşan deniz yolları, hem Uzak Asya'dan gelip Kızıldeniz'den, Akdeniz'den Avrupa'ya gelen gemilerin, şileplerin, roloların ulaştığı bir ülke. Bu bakımdan Türkiye tarih boyunca çok değer kazanmış, çok değer taşımış. Her zaman fiili çatışmaların, parçalanmaların, bölünmelerin yaşandığı bir ülke olmuş. Bunu nereden biliyorum? Orta Doğu'dan biliyorum. İşte Orta Doğu'nun merkezinde yer alan Türkiye, arkadaşlar Orta Doğu'nun merkezinde yer alan Türkiye yine büyük riskler taşıyan bir ülkedir. Bu durumun bir sebebi de Türkiye aslında burada küçük göstermiş ama İslam coğrafyasının da merkezinde yer alır. Türkiye işte Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas gibi bütün İslam ülkelerinin de ortasındadır. Bu bakımdan Türkiye dini açıdan da Avrupa ile büyük çelişkiler yaşayan İslam toplumları arasında denge unsurunu gözetmek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye bir istikrar merkezi arkadaşlar. Bulunduğu yerde bir istikrar alması. Bak şimdi niye? Arkadaşlar Yemen çatışma bölgesi. Irak çatışma bölgesi. Suriye kan gövdeyi götürüyor, çatışma bölgesi. Ermenistan, Azerbaycan çatışma bölgesi. Afganistan sıcak çatışma bölgesi. Libya çatışma bölgesi. Efendim Mısır'dan zaman zaman iç çatışmalar söz konusu. Demek ki Türkiye'nin çevresi şu anda 20, 21. yüzyılın bu 22. yılında kan gövdeyi götürür çevresinde. Geçmişte böyle miydi? Böyleydi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'den bu yana Orta Doğu daima hep kan gölü içindedir. Hep kavga, dövüş, çatışma sürüp gider. Aklınızda mutlaka bulunsun. Yine geçmişten bugüne Türkiye'nin jeopolitik konumu denildiğinde bunu anlayacağız. Arkadaşlar baktığınız zaman Orta Doğu'nun merkezindeki Anadolu ta tarih öncesi dönemden başlayıp tarih dönemindeki Hititlerden bugüne sürekli çok fazla sayıda devletin kurulduğu, sürekli yeni uygarlıkların yerleştiği, yeşillendiği, geliştiği bir merkez olmuş. Bunlardan en önemlisi başlarında Hattiler ve Hurriler var. Hattiler ve Hurrilerden sonra Hitit adını verdiğimiz yine tarihin önemli uygarlıklarından birisi Anadolu'da ortaya çıkmış. Çorum, işte Hattuşa, Alacahörük'te biliyorsunuz Hititlerden sonra yine Anadolu'da çok değerli uygarlıklar var. Ama bizi ilgilendiren Hititler
Frigler arkadaşlar, yine Lidyalılar, Urartular, Anadolu'nun çok önemli tarihsel köklerini oluşturuyor. Sonra Arap İslam Devleti Anadolu'ya hakim olmuş, Türk İslam Devletleri gelmiş 9. yüzyılda arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra, 11. yüzyıldan sonra komple Türkler akın akın Orta Asya'dan geliyorlar ve Türkiye, Anadolu Yarımadası Türklerin ikinci vatanı haline geliyor. Hangi uygarlıklar var burada? Bir kere Türkiye Selçukluları var. Selçuklu uygarlıkları Türkiye'de ve arkadaşlar Türkiye Selçuklularını Osmanlılar takip ediyor. Yaklaşık 1000 yıla yakın bu iki devletin akabinde yine 100 yıldır da Türkiye Cumhuriyeti, bu iki devletin günümüze ulaşan mirası üzerine de Türkiye Cumhuriyeti inşa edilmiş. Demek ki Anadolu binlerce yıldır sürekli farklı uygarlıkların, devletlerin kurulduğu, bu bakımdan da farklı çıkar odaklarının kendine göre çekmeye çalıştığı, yonttuğu, çatışmalar içinde bulunduğu bir yer olmuş. Mesela ne olmuş? 1917'de Sovyetler Birliği'nde devrim yaşandıktan sonra Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu NATO arasındaki siyasi çekişmelerden Türkiye doğrudan etkilenmiş. Çünkü Türkiye öyle bir konumda ki arkadaşlar, hem Türkiye Rusya'yı kontrol altında tutuyor, hem İslam topraklarını, İslam coğrafyasını kontrol edebiliyor. Bunların ikisi arasında bir istikrar adası Türkiye. Her özellik bakımından dünyada jeostratejik önemin zirvede olduğu bir merkez. Aklınızda mutlaka bulunsun arkadaşlar. Bugün Türkiye NATO üyesi olmakla birlikte Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışmakta ama alınmamaktadır. Yani bu keyfinden almamazlık yapmıyor adamlar. Adamların belli standartları var. İstedikleri bir takım kriterler var. Kişi başına düşen gelir, ifade özgürlüğü, siyasi özgürlük, kadın hakları, çocuk hakları gibi. Biz bunların hiçbirini karşılamıyoruz. Karşılayamadığımız gibi atıyorum yılda 6.000 kadın öldürüyoruz. Hiçbir alakası yokken namus cinayeti adıyla Avrupa Birliği almıyor. Almaz tabii kardeşim. Niye alsın seni? Sen git köpeğe tekmele, kadına kurşun sık, ondan sonra Avrupa Birliği bizi almıyor. Neyse. Arkadaşlar gene Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik öneminde çok önemli iki nokta var. Birisi İstanbul Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Diğeri Kıbrıs. Arkadaşlar bunlardan özellikle Kıbrıs büyük çatışmalara konu olmuş. 1950'li yıllarda başlayan gerilim, 1950'li yılların sonunda, 60'ların başında Güney Kıbrıs'ı oluşturan Rum kitlenin içindeki ayrılıkçı milliyetçi unsurların EOKA adlı bir örgüt kurması ve adayı kan gölüne dönüştürmesiyle Türkler zor durumda kalmış. Bunun üzerine Türkler bir 15 sene uğraşmış Türkiye Cumhuriyeti barış getirmek için adaya, ama gerek Türkler gerekse Ermenilerin burada huzur içinde yaşayamayacağı anlaşıldıktan sonra arkadaşlar Türkiye 1974 yılında Kıbrıs'a müdahale etmiş. Bu müdahaleden sonra Kıbrıs Adası ikiye bölünmüş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adlı küçük bir cumhuriyet, güneyde ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adlı ikinci bir devlet ortaya çıkmış arkadaşlar. Neden böyle bir şey var? Çünkü Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'deki en büyük kara parçası, çok önemli. Süveyş Kanalı'na bakıyor. Kanaldan gidip gelen gemilerin trafiği bakımından Kıbrıs çok önemli. Bu çok değerli ada tarih boyunca hep devletlerin egemenlik kurmak istediği bir yer ola gelmiş. Bu yüzden de arkadaşlar Türkiye buradaki haklarını, gücünü terk etmek asla istemiyor. Benzer şekilde Türkiye için çok önemli bir yer Boğazlar arkadaşlar. Boğazlar, Türkiye'nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte 1936 yılında komple yetkiyi eline aldığı, bu bakımdan çok büyük avantaj sağladığı bir yerdir. Çünkü Boğazlar arkadaşlar çok önemli. Bu Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna, efendim Romanya, Bulgaristan gibi devletlerin tamamı dış ticarette Türkiye'ye bağımlıdır.
buradan geçmek, gitmek, gelmek için Türkiye kıyılarına para ödemek zorundadır. Bu bakımdan boğazlarımız çok değerli, çok önemli arkadaşlar. Mutlaka aklımızda bulunsun. İşte bunu delmek için Kanal İstanbul adında bir proje yapmaya kalktılar. İşte bu İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı sıfıra indirecekti değerini. Şimdilik gündemden kalkmış gibi duruyor ama belli olmaz. Siyasal İslam'ın ne yapacağını kimse bilemez. Yani Amerika yarın başka bir şeyler, başka bir şey yapar. Neyse. Bu konulara girmezsek, Türkiye'nin jeopolitik konumunun bölgesel etkilerinden bahsedersek, arkadaşlar, Türkiye dünya kararlarından eski kıtaların merkezinde yer alır. Bu çok önemli. Aynı zamanda Türkiye sıcak çatışma bölgelerinin de ortasında. Az önce söyledik. İşte Ermeni-Azerbaycan savaşı oldu. Yunanistan-Irak savaşı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Savaşı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Irak Savaşı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e müdahale ediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili olduğu İsrail Arap ülkelerini sürekli savaşıyor ve yeniyor. Mısır önemli bir çatışma bölgesi. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmayı görüyorsunuz. Hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya arasındaki savaş şu anda devam ediyor. Kan gövdeyi götürüyor. Bunların hepsi ülkemizin ne kadar tehlikeli bir bölgede yer aldığını gösteren en önemli deliller. Bunları aklınızdan mutlaka çıkarmayın. Peki arkadaşlar, Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik önemi arttıran özellikler neler? Bir kere Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'nın oluşturduğu bir yerde merkezi bir konumda bulunuyor. İkincisi, yarımada olduğu için Türkiye önemli ulaşım yollarının merkezinde yer alır. Bu ulaşım yollarının ana can damarı olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı Türkiye'nin elindedir arkadaşlar. Yine Türkiye'nin en önemli petrol ve doğal gaz rezervleri Türkiye'nin hemen yakın çevresinde yer alır. Bunların nakli, satımı Türkiye'den sağlanır. Bu bakımdan çok önemli. Türkiye, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi, OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin üyesidir. Türkiye aynı zamanda genç ve hızla artan dinamik bir yapıya sahiptir. Hani bu ne kadar etkilidir bunu sizin takdirinize bırakıyorum ama Türkiye'nin kendi fakir, fukarası, işsiz yetmiyormuş gibi başımızdaki büyükler 10 milyon mülteciyi, sığınmacı, kaçağı aldılar ülkemize. Mis gibi oldu, fıstık gibi oldu Türkiye şu anda, cincir gibi oldu. Hani eskiler öyle de cincir gibi, böyle parlak bir misket gibi oldu Türkiye. Neyse arkadaşlar, Türkiye'de ulaşım, ekonomi, sosyal, kültürel, askeri, siyasi bakımdan önemini giderek artan bir konudur. Ya daha doğrusu yanlış söyledim. Türkiye'nin ulaşımdan kaynaklanan coğrafi özellikleri, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, askeri özelliklerini değerlendirir her geçen gün. Çünkü dünyada ne olursa olsun coğrafi konumumuz o kadar avantajlı ki hangi dönemde olursak olalım Türkiye'nin bu siyasi değeri, coğrafi konumu, kültürel değeri azalmıyor. Her geçen gün artıyor. Bugün nereden biliyorum? Ben şuradan biliyorum ya, Türkiye korona skandalından önce bile dünyanın en çok turistin ziyaret ettiği 6. ülkeydi arkadaşlar. Bu sayı giderek artıyor. Çünkü Türkiye'de o kadar çok tarihi, kültürel, sosyal, siyasal değer, obje var ki bütün dünyada insanların gelip ziyaret etmek istediği bir yer. Ya ilk çağdaki dünyanın 7 harikalarından bile iki tanesi teorik olarak Türkiye'deymiş. Ama şu anda yoklar ama Türkiye'de yer alıyor. 7 harikadan iki tanesi. Bu bakımdan Türkiye çok önemli, çok değerli bir yer. Arkadaşlar, bunların dışında Türkiye dünya ticaretinde çok önemli. Az önce söyledik, petrol, doğalgaz, diğer yeraltı kaynaklarının alım satımında. Türkiye ulaşım yollarının merkezinde yer alması bakımından çok önemli. İşte tarihte İpek yolu, Kral yolu, Baharat yolu, Kürk yolu vardı. Şimdi ise arkadaşlar Anadolu Transit Avrupa Karayolu var. Transit Asya Karayolları var. Bunlar Türkiye'nin ulaşımda da ne kadar önemli olduğunu gösteren
Konular. Yine bir diğer konu, Türkiye'de şu anda Kanal İstanbul projesi diye bir proje var. Umarım yapılmaz. Hani bir çevre dostu olarak Türkiye'nin mahvını istemeyen bir insanım. Türkiye'nin daha fazla zor durumda kalmasını istemeyen bir insanım. Kuzey İstanbul geçidi ve Kanal İstanbul projesi resmen büyük bir çılgınlıktır. Bunun sebeplerini açıklamayacağım ama bilin, İstanbul Boğazı'nı pas geçmek doğru bir şey değildir. Montrö'nün dışına çıkmak doğru bir şey değildir. Yine arkadaşlar, İstanbul'un stratejik önemini arttıracak olan havaalanı tamamlandı. Biliyorsunuz bu havaalanının tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'da zaten gerek Sabiha Gökçen gerek Atatürk vardı. Atatürk'ü mahvettik. Oradan bu yeni bizim müteahhitlere, o müteahhitleri girdiler işte ufak çaplı yeni bir havaalanı yaptılar. Çünkü Atatürk yetmiyordu. Bir de ismi gıcık Atatürk diye havaalanı mı olur? Neyse. Arkadaşlar Atatürk düşmanlığını biliyorsunuz adamlardaki. Atatürk havaalanını kaldırdı. Bunlardan sonra yine arkadaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü inşa edildi. Hiç kimsenin geçmediği ama herkesin doğuştan 4.000 lira borçlu olduğu bir köprü projesi yaptık. Biz böyle de yüreği geniş bir ülkeyiz. İşte asıl olması gerekenleri yapmayıp yandaş müteahhitler kazansın diye Çanakkale Boğazı'na köprü yaptık, otoyol yaptık falan filan. Yine İzmit'e Osman Gazi Köprüsü, Gebze Orhan Gazi İzmit Demiryolu Otoyolu projesi gibi hep yandaş müteahhit projeler yaptık. Bunlar da ülkemizin stratejik önemini arttırıyor. Bunların dışında Bakü Tiflis Ceyhan ve Bakü Tiflis Erzurum adı iki petrol ve doğal gaz nakil hattı projemiz var. Bunların dışında bir de TANAP projesi, Transanadolu Doğal Gaz projesi var. Bu da aklımızın mutlaka bir yerinde bulunsun. Bunlar Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik önemini oldukça arttıran konular. Arkadaşlar, Türk kültür havzasından bahsedersek, böyle bir kavram duyduğunuzda şaşırmayın. Türk kültür havzası arkadaşlar, Orta Asya'dan başlayıp Uzak Asya'da Sibirya'nın Yakutistan bölgesine kadar gidiyor. Oradan başlayıp bu tarafta Fas, Cezayir, Tunus'a kadar, Kuzey Afrika'ya kadar ilerleyen geniş bir sahayı kapsıyor. Hatta şairin biri diyor işte Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a kadar başka hiçbir dile ihtiyacınız olmadan gidebileceğiniz tek dil Türkçedir. Hani bu doğru mudur bilmiyorum ama gerçekten de çok geniş bir sahaya Türk kültürü yayılmış. Bu yaygın geniş Türk kültür ailesinin bulunduğu bölgeye Türk kültürü havzası adını veriyoruz arkadaşlar. Aklınızda mutlaka bulunsun. Özellikle Türk kültür ailesinin bugünkü merkezi Anadolu ama geçmişte işte Orta Asya'da özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan bölgesi ülkeleri Türk kültür havzasının geçmişteki merkezini oluşturuyor. Doğuda bugünse Batı Türkleri yani bizlerin olduğu Anadolu bölgesi Türk kültür havzasının kültürel ve siyasal merkezi haline gelmiş. Aklınızda mutlaka bulunsun. Mustafa Kemal ile birlikte Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölge içinde işte bir saattir konuşuyoruz. Jeopolitik, jeostratejik olarak bir istikrar adası, bir medeniyet merkezi haline gelmesi sayesinde Türkiye gitgide ön plana çıkmış, değer kazanmış ve her geçen gün değerleniyor. Ama işte bir takım değerli büyüklerimiz bu değerlenmesinden hoşlanmıyorlar. Türkiye'nin değerini sürekli düşürmeye çalışıyorlar. Aklınızda bulunmasın. Arkadaşlar, yine Türk kültürünün bilmeniz gereken bir diğer özelliği arkadaşlar, Türk kültürü sadece İslamiyet ve İslam topluluklarından oluşmaz. Yahudi Türkler de vardır. Hazaralar da vardır. Hristiyan Türkler de vardır arkadaşlar. Bunlar da Rusya'nın güneyinde yaşarlar. Aklınızda bulunsun. Türk kültürü göçebe bir kültür olmasına rağmen 12. yüzyıldan itibaren çok geniş alanda mimari,
eserler inşa ederek günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Bilhassa Osmanlı Devleti ve ondan sonraki Türkiye Cumhuriyeti son 600 yıldır arkadaşlar bu topraklarda çok büyük işler yapmış, çok önemli işler yapmış. Onların sonucu olarak birçok şey inşa etmiş. Mutlaka aklınızda bulunsun. Şimdi bunu da bitirdikten sonra, Türk kültür havzasında sonuna geldikten sonra hepinize AYT sürecinde başarılar dilemenin dışında lütfen AYT derslerimizi izleyin. Arkadaşlarınıza önerin. Bakın AYT deneme sınavı yazsın. AYT deneme sınavını paylaşın. Mükemmel bir deneme sınavı. Bunu çözün. Sağda solda yönlendirin insanları. Beni dinleyen, ilgiyle izleyen, öğrenen, başarılı olacak olan bütün arkadaşlarımı sevgi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.